Sayma sayılar kümesinde f ve g fonksiyonları x sayısının pozitif bölen sayısıdır. gx de x sayısının asal bölenlerinin toplamları şeklinde yapılmış. Şimdi f'den başlayalım. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Bunun pozitif bölen sayısı neydi? Üstlerini bir arttır. Bir arttır, bir arttır sonra da çarp. 15 çarpı 2'den 30. Böylece g 30 oldu arkadaşlar. g 30 ne demek? x sayısının asal bölenlerinin toplamı. 30'un asal bölenleri 2'dir, 3'tür, bir de 5'tir. Bunların toplamı da 10 yapar. Böylece cevabımız C şıkkı. Fx 4x artı 3 verilmiş. F bileşke fa da 63. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Hemen ilk adımımız fa'yı bulmak. fa neye eşit? 4a artı 3. Şimdi f bileşke fa demek Zaten ne demektir? F'nin içine 4A artı 3'ü yapıştır. Burada da X gördüğümüz yeri artık 4A artı 3 diyeceğiz. Bir de 3. Haliyle 16A. 4 kere 3 12. 3 daha 15 oldu. Bu da 63'müş. 16A eşittir 48. A gördüğünüz gibi 3 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Yukarıda arkadaşlar bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi g2 neye eşit? Burada bakın x büyük eşit 0 olduğu için 4'e eşit. Sonra arkadaşlar f2 neye eşit? Bakıyoruz o da 2'ye eşit. Bakın 2 artı 4'ten 6 oldu. Birincisi doğru geldi. G eksi 9 arkadaşlar küçüktür 0 olduğu için kök içinde eksi eksi 9'dan kök 9. O da 3 yaptı. F 3'e bakacağız. F3 arkadaşlar x büyük eşit 3 oldu 2 olduğu için o da 3 geldi. Bu da doğru oldu. F1 çarpı G1. F1 2'den küçük olduğu için 1 artı 1'den 2. G1 1'den pardon 0'dan büyük olduğu için 4. Bu da ilk kere 4'ten 8. Bu yanlış oldu. Cevabımız 1 2 C şıkkı. F bileşke Gx eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır demiş arkadaşlar. Yani birim fonksiyon olacak x vereceğiz cevap yine x çıkması lazım. Buna göre bakalım şimdi ee, bunun için şu olması gerekiyor arkadaşlar diyelim bir fonksiyon var. Ee, bir değer var Pardon. f g1' arkadaşlar 2'ye gitti diyelim. G 2'de de geri 1'e gitmesi lazım. Böyle değerler aramalıyız. Bir tane bakın burada g5 4'e eşit sonra g4 de 5'e eşit. Gördüğünüz gibi x'e 5 verdiğimizde cevap yine 5 çıktı. 5 için bu durum sağlandı. İkincisi başka böyle ne var? Bir bakalım yine. En sonda var o da gözüme çarptı bakın. 4 3'e gitmiş. Sonra 3 de yine 4'e gitmiş. O zaman 4 için de bu durum var. Başka da arkadaşlar böyle bir durum yok. 2 tane doğru cevabımız var. D şıkkı. 1 2 2 4 3 3 4 1 verilmiş ya biz şimdi f bileşke g tersinin tersine bakalım. Burada g bileşke f'in tersi olacak, değil mi? Şimdi arkadaşlar g'nin içine normalde biz ne yapıyoruz? Bunu yazıyoruz. x diyoruz. Bundan sonra tabii ne yapacağız? Önce f'in tersini bulmak için bunları yer değiştireceksin. Özel bir şey değil. Sonuçta 1 2'ye gidiyor demek, 2 de 1'e gidiyor demektir tersten. 4 2, 3 3 ve 1 4 arkadaşlar. Tamam mı? Bundan sonra yine g'yi de düzeltelim. 3, 1. G fonksiyonu da yer değiştirir. 1, 2. 2, 3, 4, 4. Çünkü kümelerde arkadaşlar göstermek daha kolay. A'dan B'ye F ise B'den A'ya da arkadaşlar F'in tersidir. Olay budur. Haliyle artık ne yapacağız bakın. F'in tersi 2, 1 ise buradan bir de G'ye bakacağız. G1 kaç? 2. O zaman arkadaşlar 2 verdiğimizde 2 geldi. Sonra bakın F'in tersinde 4 2. 2 nereye gitmiş burada 3'e. O zaman 4 3. Sonra 3 vermişiz 3 gelmiş. G'ye bakalım. G'de de arkadaşlar durum nedir? 3'e 1. Haliyle 3 verdik, 1 çıktı. En sonunda 1 veriyoruz x'e. 1 verdiğimizde 4 olmuş. G'de durum neymiş? 4'te 4. O zaman 1 verdiğimizde cevap 4 çıkmış. Böylece 2 2 4, 3, 3, 1, 1, 4. Buna uyan hangi şık var? E şıkkı. Her bir pozitif tam sayıyı kendisinin toplamsal tersi ne demek? Bir x sayısının toplamsal tersi eksi x'tir arkadaşlar. Bunun iki fazlasına götürüyorsa fx eşittir eksi x artı 2 olur. G fonksiyonunda her bir pozitif tam sayıyı kendisinin çarpımsal tersinin 2 eksiğine götürüyormuş gx eşittir. Çarpımsal ters 1 bölü x'tir. Bunun 2 eksiği de 1 bölü x eksi 2 olur. F bileşke gx'e bakalım o zaman. Ne yapacağız? x gördüğümüz yere 1 bölü x eksi 2 yazacağız. Çünkü gx buna eşit. Böylece arkadaşlar eksi 1 bölü x eksi 2 artı 2. Buradan eksi 1 bölü x artı 2 artı 2 daha 4 yapar. Bakalım payda eşitlenmiş hali Eksi 1 artı 4x bölü x. D oldu buradan da. Tam sayılar kümesinde tanımlı olan f fonksiyonu bakın bu biçimde tanımlanmış. x çift sayısı 2 eşit, x tek sayısı 4'e eşit. abc tam sayılar olmak üzere abc çarpımı tek sayı ne demek? Bunların hepsi arkadaşlar tek olmak zorunda demek. f a artı b, f a artı f a b c nedir diye sormuş. Bir kere tek sayıların toplamı nedir? Çifttir. Bu yüzden F çift buradan ne gelecek? 2. Sonra çarpı demiş ee, F A. Bir tek sayı arkadaşlar neyi eşitti? 4'e. O zaman burası da 4 oldu. Ee, F A artı B çarpı F A arkadaşlar 2 çarpı 4'ten 8 geldi. Şimdi gelelim F A B artı C'ye. A çarpı B tek çarpı tekten tek. C zaten tek arkadaşlar. Tek artı tekten ne oldu? Çift oldu. Çift neydi? 2'ye eşitti. Burası da 2 oldu. Toplamda o zaman 8 bulduk. 2 bulduk. Cevabımız 10 oldu arkadaşlar. D şıkkı. fx bir fonksiyon olmak üzere x eksi 2 çarpı y artı 2 12'ye eşitmiş. f'in tersi 4 nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada hani y var ya biz x'i yalnız bıraktığımızda f'in tersini buluyorduk hatırladınız mı? x eksi 2 eşittir 12 bölü y artı 2. x de buradan 12 bölü y artı 2 artı 2 yaptı. Peki artık o zaman x yalnız olduğuna göre f'in tersi x neymiş? 12 bölü x artı 2 artı 2. Çünkü en sonda y ye gördüğümüz yere x yazarsak tersini halletmiş oluyoruz. f'in tersi 4 sadece x yerine 4 yazmamız yeterli artık. 12 4 artı 2'den 6 2 artı 2'den cevabımız 4 geldi. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar, f bileşke f2 istenmiş bizden. Ee, tabii ki burada x yerine 2 yazsak bir şey geliyor mu bakalım önce. M'yi bulmak zorundayız gibi aslında. F2 eksi m, 2f2 artı 2, böyle 2 eksi 2'den 0 oluyor. Bir kere zaten buradan patlıyor mevzu. O yüzden ne yapacağız burada arkadaşlar hiç üşenmeden gerçekten o yüzden birazdan göstereyim istedim burada gerçekten arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıp y x diyeyim y diyeyim f eksi e 2 y eksi mx artı 2m diyeceğim burası da 2y artı x y'leri bir araya alalım y bunu da bu tarafa atarsak x eksi 4 oldu sonra mx Artı x eksi 2m. Dolayısıyla y x eksi 4. X parantezinde m artı 1 eksi 2m bölü x eksi 4 oldu. Fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Tersine bakarsak. F'nin tersi x nedir? Eksi 4'ü yukarı al. 4x eksi 2m. E, sonra m artı 1'i aşağıya al. Eksi olarak eksi m eksi 1. X'i arkadaşlar. 3 verdiğimizde paydayı 0 yapıyormuş değil mi? Tersi. Burası önemli çünkü şu an m için. Böylece x 3 verdik. 3 eksi m eksi 1 eşittir 0'dan. m gördüğünüz gibi 2 geldi. Fonksiyonun kendisine bakalım artık. Çünkü f sorulmuş ya. fx eşittir 4x. Eksi. Pardon fonksiyonun kendisi x parantezinde m artı 1'di. Yani burası... 2 artı 1'den 3x eksi 6 arkadaşlar. M'yi 2 bulmuştuk pardon. Eksi 4. Aşağısı arkadaşlar x eksi 4. F2'yi bulalım şimdi. 3 kere 2 6. 4 çıkar 2. 2 bölü eksi 2'den eksi 1 oldu. F2. Şimdi bir de f eksi 1 bulacağız. Bileşke fonksiyon çünkü. F eksi 1'de bakın yerine yazarsak. 3 e, eksi 7 aşağısı e, kaç yazdık? 1 yazdığımız için eksi 5. Böylece sadeleşince eksiler 7 bölü 5 e şıkkı tamamen işlem sorusu oldu. Bileşke fonksiyon sorusu tabii ki arkadaşlar ama yani fonksiyon yorumunu görmek gerekiyor burada. Şimdi f'nin içine gx yazılmış. Burada da iki tane gx var. Aslında bu normal düz fonksiyon işte. fx eşittir 2x artı 3 arkadaşlar. Neden? İçeriye ne yazarsanız yazın 2 katının 3 fazlası olarak çıkmış. Aynı yorum aşağıda da var bak. GHX HX artı 2. Yine bakın G'de X yerine ne yazarsanız yazın daha doğrusu X demeyin pardon. İçeriye ne yazarsanız yazın olduğu gibi çıkıp 2 fazlası olmuş. Böylece artık FX'i biliyoruz. GX'i de biliyoruz. F bileşke G3 ne demek? Önce G3'ü bul. Buradan 5 yaptı. Sonra git burada F5'i bul. O da arkadaşlar 5 çarpı 2 10. 3 daha 13 oldu. A şıkkı. F bileşke nokta 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 27 tane bileşke 1 yapacağız. Burada soruda şuna dikkat etmenizi istiyorum ama. F'nin tersi arkadaşlar bakın lütfen. Yine 4x artı 3 bölü 5x eksi 4 oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? F X eşittir f'nin tersi x ya at şimdi bu f'nin tersini buraya f olarak f bileşke f x x oldu. Haliyle her iki seferde bir her iki bileşkede x geliyor. O zaman bu 26 tane olsaydı böyle nokta 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 böyle. Her seferinde x geldiği için her seferinde x geldiği için cevap x çıkacaktı ama en son ne var? Bir tane daha f var. O zaman buradan da arkadaşlar şunlardan x geldi. Böylece cevabımız fx çıktı. fx de neydi? 4x artı 3 bölü 5x eksi 4. x yerine kaç koyacaksın diyor? 1. 7 bölü 1'den cevabımız 7 geldi. B şıkkı oldu. Soruda arkadaşlar dikkat ederseniz F ve H istenmiş ama G istenmemiş. G'den nasıl kurtuluruz biliyor musunuz? Burada bakın şöyle F bileşke g x'in x gördüğümüz yere g'nin tersi bileşke h yazsak olur değil mi? Şöyle bakın x gördüğüm yere bunu yazdım. Bunlar birbirini tabii ki bileşkeden dolayı götürecekler. Ne kalacak? F bileşke h x kalacak arkadaşlar. Peki bu ne demek aslında? Ee, biz x gördüğümüz yere g'nin tersi bileşke h yazdık. g'nin tersi bileşke h neye eşit? x artı 2'ye. Bak şimdi. Bu yüzden x gördüğüm yere x artı 2'nin kübü artı 1 olmuş oldu. x artı 2'yi yazdığım için. Haliyle f bileşke h arkadaşlar x ise bizden f bileşke h'ın tersi 65'i istiyor. Şöyle diyelim yani buraya a dersek f bileşke h e, a eşittir 65 olmalı. Doğru mu? Normal düz fonksiyon gibi düşünün. t'nin tersi 65 A ise bunu bu tarafa atıp TA eşittir 65 demiyor muyuz? Aynı yorum. Sadece bu bileşkede olsa bir fonksiyon. Böylece burada yine diyeceğiz ki işte F H F H neyse F bileşke A A artı 2'nin kübü artı 1 eşittir 65. Buradan da A 4 gelmiş oldu. 4 mü geldi ya? Hemen uydurduk öyle pardon. A artı 2'nin kübü 64 oldu. 4 olması için A 2 yaptı. Cevabımız böylece B geldi. Çünkü ben burada sonuca A demiştim arkadaşlar. O yüzden tamam mı? Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu tam sayı x'e eşitmiş. Tam sayı değilse x'in tam kısmı olarak tanım, tanımlanıyormuş. Buna göre f bileşke g10 ve f bileşke g20'ye bakacağız. Şimdi g10'a bakalım arkadaşlar. g10 nedir? 1 bölü 10 artı 10 bölü 10. Yani 1 artı 1 bölü 10 değil mi? Şimdi f'nin içine g'yi yazacağımız için f 1 artı 1 bölü 10 oldu. Ne demişti f için? Tam sayıysa x'e tam sayı değilse tam kısmına. Yani o zaman bunun cevabı 1'dir. Aynı şekilde arkadaşlar G20'ye bakın. G20 de 1 bölü 20 artı 20 bölü 10'dan 2 artı 1 bölü 20. Böylece f 2 artı 1 bölü 20'de gördüğünüz gibi yine neye eşit olacak? 2'ye tam kısmına toplamları c şıkkı 3 oldu. Bir ters fonksiyon verilmiş. Onu hemen halledelim. Ne yapıyorduk? Yer değiştiriyoruz. G'nin tersi bileşke f x eşittir 2x artı 3. Şimdi bize g'yi sormuş ya. Ben arkadaşlar g'yi bu tarafa atabilirim değil mi? f x eşittir g 2x artı 3. Böylece g5'i bulmak için x'e kaç vereceğim arkadaşlar? Bakalım. 1 vermem lazım. f1 Böylece arkadaşlar G kaça eşit olmuş oldu? 5'e. Zaten ben buradan yararlanarak F1 bulabiliyorum. F1 eşittir 3 eksi 4. Cevabımız böylece eksi 1. B şıkkı oldu.